Neydi o yaptıkların şey mi? Ha? Yani önemli Mehmet'in ilişkisini ortaya çıkartarak ne kazandın? Yani bizi önemsememenin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrettim onlara. Ayrıca o yüz ifadelerini görmedin mi? Ne kadar güzel hale geldi o yüzleri öyle. Özellikle Öykü ve Ayaz'ın ki. Oh canıma değsin canıma. Şeyma. Bak artık şu mahallenin entrikacı kızı rolünden bir çık artık bence ha. Bizim onlarla tekrar dost olmamız lazım. Senin Öykü'yü, benim de Ayaz'ı tekrar geri kazanmamız lazım, anlıyor musun? Niye yapacakmışız bunu? Çünkü doğrusu bu da o yüzden. Ne de saçmalama. Zaten onlar bizimle hayatta eskisi gibi olmaz ki şu saatten sonra. Evet haklısın. Bu geceki gibi davranırsan olmazlar tabii. Sen neyin peşindesin? Hiç. Sadece eski günlere dönmek istiyorum. Eski günler derken? Hepimizin bir arada ve mutlu olduğu günler. Bak, biz de ilişkimizi bu sefer daha bir ciddi, daha sakin yürütelim diyorum. Ne dersin? Ne dersin? Tamam. Tamam, çok güzel olur öyle olacaksa. Çok sevinirim. Hatta ben Öykü'yle aramı bile düzeltirim gerekirse. Oh. Aa, Ahmet'i çok sevindim. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Ben bir yukarı çıkıyorum. Bari şu ceketi de götürseydin yani. Şeyma toplar nasıl olsa. Artık her şey eskisi gibi olacak. Başa dönmenin vakti zamanı geldi. Ya Olcay, bence Mete bir şeyler gizliyor ya. Yani bir şeyler çeviriyor. Kızım, ya benim de midem bulandı resmen. O nasıl 180 derece döndü ya? Ya evet. Yani o bilgisayarda bir şey saklıyor ama ne olduğunu öğrenmem lazım işte. E baksaydın ya. Baktık herhalde Olcay. Ama ne saklıyorsa onu böyle flash disk gibi bir şeyin içinde saklıyor. Yani onu bulmam lazım. Bulacağım ama. Kim bu ya? Mete gelmez ki bu saatte. Önem gelmiş. Beni görmesin. Ben yukarı kaçıyorum. Tamam. Müsait misin? Biraz konuşalım. Ne demek? Buyurun.
Bir şey içer misin? Teşekkür ederim. Ayaz nasıl, atlattın mı şoku? Bilmiyorum ki. Telefonlarımı bile açmıyor. Bir süre benimle konuşmaz şimdi. Düşünsene, daha sadece bunu öğrenmek bile ne kadar sarstı onu. Ya büyük sırrı öğrenirse? Yok. Öğrenmeyecek. Ayaz asla Mehmet'in babası olduğunu bilmeyecek. Sen çok akıllı bir kızsın. Dün geceki bir hatayı nasıl yaptın ben anlamadım. Ama bir daha tekrarlanmayacağını umuyorum. O daha çok çek defterine yazacağın rakama bağlı. Sen daha benim kim olduğumu anlamamışsın. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Bir daha dün gece bir olay olursa öldürürüm seni, anladın mı? Ya bırak, canım yanıyor, bırak. Kolumdan uzak duracaksın. Yoksa lime lime ederim seni. İmdat, bırak beni. İmdat mı? Bırak beni dedim. İmdat, öldürüyorlar beni. Seni küçük aptal. Seni küçük aptal. Oğluna babasıyla ilgiyi teklif edersen yaşatmam seni. Anladın mı? Anladım, anladım. Ne olur bırak beni. Son konuşmamız. Ayağına denk al. Eğer Mehmet Karaylı'ya bulaşırsan beni mumla ararsın. Ya sen de niye beni kurtarmadın Olcay ya? Kadın öldürüyordu beni resmen. Manyak. Ya kilitlendim kaldım Kızıl ya. Kadının içinden panter çıktı vallahi, artık hangi varoşun gülüyse. Kudurmuş işte. Deli. Ama sen de damarına çok basmışsın. Bak eğer Ayaz babasını öğrenirse. Sakın Olcay, sakın. Bak yerin falan kulağı var. Biri duyar eder, Allah korusun. Bu aramızda kalacak ve bunu kimse öğrenmeyecek. Anladın mı beni? Eğer birine söylersen senin o dilini koparırım. Anladın mı? Tamam Kızıl ya. Senin de gücün bana yetiyor yani.